Çok mutluyum. Sen yanımdasın ya. Aşkım. Ben senin hep yanındayım. Hep. Günaydın. Günaydın baba. Adnan bekliyor. Hadi bakalım. Evet. Saçını da alayım. Görüşürüz. Güle güle. Görüşürüz. Nasılsın? Sürekli ölümle burun buruna olan bir insan nasıl olursa öyleyim. Ölmene asla izin vermem. Sana çok iyi bakacağım. Öyle ki benden hiç ayrılamayacaksın. Beni anlıyorsun. Güzel. Bundan sonra hayatı ikimiz için de zorlaştırma. Bu evden ancak ölerek çıkarız. Birlikte. Başka türlü sana izin vermem. Başka bir şey hazırlamamı ister misiniz Cemre Hanım? Bale nasıl gitti bakalım? Çok güzeldi. Öğretmenlerim beni çok özlemiş. Oo, çok iyi. Anne. Aşkım. Benim. Yemeğini yemedi mi? Yemedi. Nasıl geçti bakalım? Çok güzel. Çok mu güzel? Yemeğini yememişsin. Aç değilim. Ben sana yedirsem? Nasıl? Yani sen çocuk olursun, ben anne. Buna hayır diyemeyeceğim sanırım. O zaman yerim. Yemeğini gönderiyorum. Ne bu? Ozan harf verdi. Babam asla görmemeliymiş. Cemre. Çelebi Tarihesar kaçakçılığının başındaki isim. Dursun Yaman Fırtınaoğlu'da ortağı. O evde bu ikisinin işbirliğine dair her ne bulursan topla. Hiçbir şey bitmedi. Yeni başlıyoruz. Çelebi'yi o evin içinde sen yıkacaksın. Ne yazıyor? Artık oyun kuralına göre oynayacağım. Ay bu. Özgür. Koyunum. Çıkar bakalım üstünü başını. Ne yaptın başta sonu anlat bana. Gelecek güzel günlerimizi diledik. Thank you.
Evet. O da çok güzel. Hangi ışığa uçacağımızı biliyoruz. Çok yakında bu fenerler gibi biz de uçacağız. Sana söz veriyorum güneşim. Bu evden birlikte çıkacağız. Haydi bakalım uykuya. İyi geceler aşkım. Anne. Anneciğim. Bana masal okur musun? Okurum ama gözlerini kapatacaksın. Tamam. Çok geç oldu çünkü. Hadi bakalım. Evet, bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Bir zamanlar uzak bir ülkede kötü bir kral yaşarmış. Bu kral halkına çok çektirirmiş. Ona boyun eğmeyenlere türlü eziyetler edermiş. Sevenleri ayırır, gülenleri ağlatır. Cesur savaşçıları zindana attırır. Yalnız kendine boyun eğenleri yaşatırmış. Kral o kadar yenilmezmiş ki kim karşı çıkmaya kalksa cezasını hemen bulurmuş. Ama o heybetli, güçlü adamın bir zayıf noktası varmış elbet. Neymiş o? Bir kraliçe. Sarayını hapsettiği bir kraliçe. Kralın sonunu getirmek de o kadından başkasının yapabileceği bir şey değilmiş. Kraliçe kralın kötülüklerine son verebilmek için bir şeyler yapması gerektiğini bilirmiş ama ne yapacağını bilmezmiş. Nasıl yapsın, nasıl bir yol bulsun diye düşünürken İmdatına biri yetişmiş. Kim ki? Bir cadı. Ama iyi bir cadı. Hı. Sonra ne olmuş? Daha sonrası yok artık. Çok geç oldu. Uyku gözümden akıyor. Hadi aşkım. Ama sonunu çok merak ettim anne. Kraliçe kralı yenmiş mi? Yenmiş. Yenmiş. Çünkü masallar hep mutlu biter. Evet, yani o mutluluğa ulaşmak biraz uzun sürebilir ama sonunda iyiler hep kazanır. Gerçekten sevenler hep kavuşurlar. Uyudu mu? Uyudu. Sen gelmeyecek misin? Ben odamın anahtarını istiyorum. Ya. Sana söylemiştim. O konu kapandı artık. Ya benim karımsın? Ya da benim karımsın. Başka seçenek yok. Direnme artık. Seni çok özledim. Bana biraz zaman verebilir misin? Hiç olmazsa bunu yap. Peki.
Ama uzun sürmesin. Günaydın. Günaydın. Ne oldu? Neden şaşırdın? Masada güneş yok. Okula gitti. Onu söylemedim. Güneş masada olmayınca sen benim karşıma oturmazsın. Artık öyle değil. Çay? Alırım. Kararını verdin herhalde. Verdim. Ne yapmaya çalışıyorsun? Peynirimi yiyorum normal bir şekilde. Öyle mi? Daha dün yüzüme bakmak istemezken bugün karşıma geçmiş peynir mi yiyorsun? Çünkü bana başka bir seçenek bırakmadın. Yani? Yani... Hani senin hayal gücüne bırakıyorum dedin ya. Ben de düşündüm. Ve hayal ederken bile senin ne kadar ileriye gidebileceğini gördüğüm için. Bunu zaten bildiğim için. Tamam yani. Olmadı. Yapamadım. Gittim. Beceremedim. Geldim. Burada direnmeye çalıştım. Olmadı. Belki de sen haklısın. Yeni bir oyun mu bu? Oyun değil Çelebi. Oyun değil. Oyun oynamaktan da yoruldum. Seninle her seferinde savaşa girip her seferinde kaybetmekten de yoruldum. Bitti tamam. Yapamadım işte. Olmadı yani. Sonun o kadına benzemesini de istemiyorum. Ne? Yalan mı? Sana direnmenin bedeli bu değil mi? Ben bu direnişe devam edecek olursam beni de öyle bir hayata mahkum etmeyecek misin? Mahkum falan yanlış sözler. O bir kazaydı. Tamam. O zaman her neyse işte bir kazaya kurban gitmek istemiyorum diyelim. O kadar. Tamam. Yok. Oyun yok. Anlaşma yok. Vazgeçtim. Ama senden tek bir şey istiyorum. Bu senin için zor biliyorum ama birazcık bana güvenmen. Ki ben de biraz nefes alabileyim. Ne demek bu? İnsan görmek mesela, sokağa çıkmak. Normal basit istekler yani. İstersen beni takip ettir ki zaten ben istesem de istemesem de takip ettireceksin. Nereye gitmek istiyorsun? Rüyalara mı? Hayır, Tombis'i görmek istiyorum. Benim yüzümden bin tane bela açtın zaten kadının başına. Hiç olmazsa yüz yüze gidip bir özür dilemek istiyorum. Adnan götürsün seni. Tamam, teşekkür ederim. Bir şey mi vardı? Eğer görüşe gitmek istiyorsanız bunu yanınızdan ayırmamanız lazım. Çelebi Bey'in kesin talimatı var. Aksi halde sizi götüremem. Tamam, olur. Başka bir şey daha mı var Adnan? Bir de yanınızda nakit olmaması lazım. Tamam, yok zaten. Kontrol mü edeceksin?
Çantama mı bakacaksın? Estağfurullah. Tamam, şöyle yapalım o zaman. Ben inerken çantamı sana bırakayım. Sadece kimliğimi alayım. Hı? Tamam. Cemre Hanım, Tomris Hanım'ı göremezsiniz. Bu imkansız. Anlıyorum. Cemre. Tomris. İyi misin? Bu soruyu benim sana sormam lazım. Ben nezarethanedeyim. Ne olacak işte? Sen asıl nasılsın? Çelebi'nin evine geri dönmüşsün. Oranın buradan bin beter olduğuna eminim ben. Yani... Yaşıyorum şimdilik en azından. Bu bile iyi haber. Öyle işte. Nezarethanede duruşmayı bekliyorum. Asıl sen anlat. Sana bir şey yaptı mı? Yok, bir şey yapmadı henüz. Hayal gücüme bırakıyormuş. Ne demekmiş o? Beni o... Ozan'la konuşurken görmüş. Hı hı. Yani o evden hala kaçmak istediğimi öğrenince çıldırdı. Delirdi yani. Üstüme saldırmaya başladı. Ben de o anda böyle kendimi korumak için elime ne geldiyse kaldırdım. Yani o anda onu öldürebilirdim, biliyor musun Tomris? Kaldım öyle. Sonra geldi işte üstüme yürüdü. Bir şekilde aldı onu elimden, kafama vurmak için. Sonra durdu, durdu, baktı. Bu korku sana yeter dedi. Yani vurmuş olsaydı, indirmiş olsaydı kafamı onu, muhtemelen şimdi İsviçre'de bir hastanedeydim. Merdivenden düştüğün için değil mi? Yani balkondan atladığım için de olabilir. Ne diyorsun sen? Cemre, böyle yaşanmaz. İnsan böyle ölümle burun buruna yaşayamaz. Evet ama yani insan o psikopatın eline kızını da bırakamaz. Mutlaka kendini korumanın bir yolunda olması lazım. Bir yolunu bulmak zorundasın. Yok. Yok, ne yapacağım? Bilmiyorum, her yere zaten Adnan'la gönderiyor beni. Buraya da öyle. Bir tane cep telefonu verdi. Sürekli açık tutacakmışım. Dinleme cihazı falan da koymuştur içine kesin. Herhalde burada da dinlemiyordur değil mi? Hayır canım. Nezaret, yani buraya gelirken yanıma vermezler diye zaten annene bıraktım onu. Öyle. Cebimde param olsun istemiyor. Boşanma davasını iptal ettirdi. Kabul etmek zorunda kaldım. Kendimi korumak için evde. Ne fark eder ki? Diyelim ki onun bütün söylediklerini yaptın. Bu ona yetmeyecek ki. Yine öfkelendiğinde, sinirlendiğinde aynı şeyleri yapmayacağının bir garantisi yok. Yok tabii yani. Hiç zaten ne zaman sinirleneceği, delireceği belli olmuyor ki. Böyle bir anda kontrol etmek mümkün değil. Aslında mümkün. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Ne geldi? Ne yazıyorsun? Eve dönerken Adnan'a söyle, başım ağrıyor falan de bir bahane bul. Bir eczanede durdur onu. Ama arabadan tek başına in, tamam mı? Ve bu ilaçları al, tamam mı? Al. Ne yapıyor bunlar? Bunlar birlikte kullanıldığında sakinleştirici etkisi olan ilaçlar. Öyle yeşil reçeteye falan gerek yok, anladın mı? Yemeğine, içkisine ya da işte her şeyine ne yine istiyorsan karıştır. Yarım saat içinde etki eder. Özellikle bir aradayken, onunla yan yanayken mutlaka almasını sağla. Böylelikle sana öfkelenecek olsa dahi kolunu kaldıracak hali olmayacaktır. Anladın mı? Tamam. Yalnız buraya yazdığım dozları çok iyi ayarlaman gerekiyor. Ağır yan etkileri olabilir. Ne gibi? Yani şimdi morfin gibi düşün. Yani hem sakinleştirici etkisi var hem de bağımlılık yapar. Yani ufak bir kan testinde bile çıkabilir. Onun için dozun çok iyi ayarlanması gerekiyor. Ne çıkar yani mesela?
Yani ufak çaplı bir check-up dahi yapsa... orada uyuşturucu mu kullanıyorsunuz diye sorarlar çünkü görünür. O zaman da adam senden şüphelenir. Anladın mı? Evet. Dozun ayarlanması çok önemli. Tam ayarında koyacağım yani. Mesele büyüğü nasıl yaptığın değil. Doğru büyüğü yapmak. Şans getirsin size. En çok ihtiyacım olan şey. Adnan. Efendim? Dursana. Neden? Biraz yürümek istiyorum yüksek müsaadenle. Estağfurullah da. Daha ne? Eve 300 metre kala kaçacak halim yok. Ben size eşlik edeyim. Adnan, sen arabayı eve bırak. 5 dakikaya kadar gelmezsem Amerikan başkanı dahil herkese haber verin, tamam? Çok güzel.